Merhaba, ben Doğu Çankaya. Kendimi bildiğim bileli resim ve heykel yapıyorum. Yazmayı, çizmeyi ya da inşa etmeyi çok seviyorum. Tenten benim çocukluğumda çizgi romanlar yapmaya çalışırdım. Çizgi romanlar okuyup onlardan etkilenip çizgi romanlar çizmeye çalışırdım. Onları buldum geçen sene. Oradan tekrar yeniden o günlere dönüp bir tentene yeniden bakmak istedim. Çünkü tentenin o macera, uzak yerlere gitme, sırları ortaya çıkarma duygusunu o zaman da çok sevmiştim. Çocukken de çok sevmiştim. Ve tekrar döndüğümde gene sevdiğimi fark ettim. Ve yeniden çizmeye çalıştım. Picasso ile ilgili bir kere öncelikle çok seviyorum. Yani kişilik olarak da çok seviyorum. Sanatını zaten çok seviyorum. Ne zaman bir Picasso'nun resmiyle karşılaşsam bir yerde çok ilham veriyor ve heyecan duyuyorum. Ve Picasso deyince de hep gözümde canlanan o çizgili kaza ya da tişörtü. O kocaman gözleriyle o fotoğraf gözümün önüne hiç gitmiyor. Ve ben de onu en aza indirgeyerek, en saf haliyle nasıl yaparım diye düşünüp bir Picasso yerleştirmeleri, heykelleri, oluşumları yapmaya çalıştım. Başlayınca da duramadım. Çok yaptım. Şimdi atölyenin her tarafında bir Picasso var ve bana bakıyormuş gibi geliyor. Bodrum'dayım çünkü ilk Bodrum'a mesleğim gereği tayin olarak geldim. Ondan sonra yaklaşık 26 yıl oldu. 26 yıldır Bodrum'dayım. Hep merkezdeydim. Toprak, hava, işte ne bileyim iklim bir şekilde çekiyor, gerçekten çekiyor. İşlerim Bodrum'da daha renkli olmuş. Yani çevremdeki insanların ifadeleri söylüyorum. Daha coşkulu olmuş. Onlar bu değişimi bana ifade ettiler. Ben ise Bodrum'da hayatın daha uzun olduğunu hissediyorum. Ve daha uzun süreler çalıştığım için sanki daha verimliymişim gibi geliyor. Zannediyorum insanların buraya ilgi göstermesinin en büyük sebeplerinden bu. Burada zaman biraz daha uzun. Halk deyince halkın sanatla ilgisi ortalama aynıdır. Bütün her yerde bence. Bodrum halkının sanata ilgisini bilemiyorum ama sanata karşı bir alerjisi yok, reaksiyonu yok. Bence bu çok değerli bir şey. Yani her türlü marjinalliği ya da radikalliği de kaldırabilecek bir toplum yapısı var. Bence destek olmaktan daha değerli bir şey bu. Engel olmuyor. Ya da karşı durmuyor. Sanatçının desteğe değil, anlayışa ihtiyacı var. Belki iddialı oldu ama sanatın da bence desteği değil, anlayışa ihtiyacı var. Dolayısıyla Bodrum halkı bu anlamda çok değerli bir halk bence. Bodrum açık atölye günleri için hiçbir şey düşünmüyorum. Neden insan böyle bir delilik yapar, onu anlamıyorum. Zannediyorum ortak bir duyguyu paylaşmaktan geliyor. Yani bizi de ayakta tutan, genel olarak insanlığı da ayakta tutan bence bu duygu. Böyle insanların var olması ve karşılıksız içten gelen bir zorunluluk olarak hissedip yapmak gerçekten çok değerli. Özellikle bugünlerde dediğim gibi biraz delilik bile olabilir yani. Çünkü kendinden veriyorsun. Bir şey almadan vermek çok zor bir şey. Ama uzun vadede bu bir dengeye oturduğunda bir ulus için en değerli şey bu dengeyi yakalamak, karşılıklı diyaloğu yakalamak. Ve tarih yapanlardan çok bunları kayda geçirenlerin sayesinde var. Bir sanat tarihi varsa. Çünkü yapan kişi bunları saklamaz, bunları biriktirmez, değerini bilmez yaptığının. Bir üçüncü kişi bunu ancak anlar ve o bunu kayda geçirmeye değer görüyorsa o zaman işte güzel bir şey var. O zaman sanat tarihi var. O zaman eleştirisel bir tarih var ve gelişmeye müsait bir ortam var demektir.